Mana bu qabul dusuf haqida ham yana ba'zi gaplar kelyapti. Bismillah. Qabul dusuf siyosiy maydonning odami. Siyosiy maydonda nima o'ynasa, nima gap gapirsa, gapiraversin. Masalan, men shaxsan siyosiy muammolar haqida gapirishligiga qarshi emasman hech qachon. Ba'zi odamlar uni qilallari bor. O'shani oldinga surayotganlar. Ular PR uchun qilishyapti. Mana aytaman, yo'q. Qabul Dusufni siyosiy muammolarni gapirishligi haqidagi gapiga mutlaqo aralashmayman. Chunki siyosiy odam emasman men. Lekin din haqida gapirsa, haddini bil deyman. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar dindan gapirishga haqqing yo'q agar bilmasang. Yulduz Usmonova gapirdi. Haddini bil dedim. Bo'ldi, haddini bildi. Qo'pol gapirganimda uzr so'radim. Buni endi bahona qilishyapti. Avvalo uni gapirib to'xtatib qo'ya olmagan birortasi. Men gapirib to'xtatib qo'yganimdan keyin shaxsiy gapimga uzr so'rasam, ana otarchidan uzr so'radi deydi. Ha, nima qildi uzr so'rasam? Men shaxsim uchun qilmaganmanki, meni obro'yim kerak emas menga. Men yulduzni to'xtatib, baqir-chaqir qilib osmonga ko'tarilgan odam emasman. Yulduz va'dasida turdi. Bo'ldi, dindan gapirmayapti. Qabul Dusuf ham shu. Qabul Dusuf ham dindan gapirishdan to'xtash kerak. Din bularni katta xolasini tomorqasi emas. Biroz qo'pol gapiryapman, sizdan uzr so'rayman, lekin Qabul Dusufga kecha yana gapiribdi. Men hadis eshitganman debdi. Qanaqa hadismish? Kim ilmiga amal qilmasa olim emas, kim ilmiga amal qilsa o'sha olim deganlar debdi. Qatta aytgan shu gapni Qabul Dusuf. Hadis to'qiyapsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar" deganlar. Kim mening nomimdan hadis to'qisa joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar. Agar diniy profil, diniy masala bo'yicha gapirayotgan bo'lsangiz, mavzuni, hadisni, dalilini keltiring. Kim aytgan u hadisni? Qatta aytgan qaysi hadis? Kim rivoyat qilgan uni? Eshitib olib turib sizga qarshi bo'lgan odamlarga din, hadis deb aytib ketish to'g'ri emas. Mana shular islom profiliga ya'ni qarshi o'zining mana shunaqangi usullarini qo'yyapti. Yana nima deyapti bular? Asosan zaharlayotganlar shu toifadagi odamlar, yoshlarni ham. Nima deydi? Ilmiga amal qilmasa, uni gapiga quloq solmaymiz. Vey. Ilmiga amal qilayotgan, qilmayotganligini hech kim bila olmaydi bu dunyoda. Masalan, men o'zim ham bila olmayman, ilmimga amal qilyapmanmi yo'qmi? Chunki amal qanday qabul bo'layotganini Alloh biladi. Odamlarni ko'ziga qanday qilib hammani chaqirib men amal qilyapman deb ko'rsataman? Iloji yo'q buni. Ilmiga amal qilishlik 100% talab qilinmaydi. Haromdan saqlanish 100% talab qilinadi. Amal qilish mastata'tun bo'ladi. Qo'lingizdan kelgancha bo'ladi. Qo'lingizdan kelmaganda Allohga istig'for aytiladi. Bular o'sha o'zini siyosiy faoliyatida foydalanish uchun din hadis undoq degan payg'ambarimiz undoq degan deb olyapti. Ey Qabul Dusuf, sizni shaxsiyatingiz haqida gapirmayapman. Din haqida gapirayotgan tushunchalaringiz o'ta primitiv, o'ta yolg'on va o'zingizni faoliyatingizni PR o'ynash uchun dindan foydalanmang, kerak emas. Siyosatingizni qilavermaysizmi bor? Mana shular bizga mavjud jamiyatni islomiy nuqtai nazardan tanqid nazari bilan qarash kerak degan zaharni tarqatyapti. Hechamda payg'ambarlarning sunnati har qanday vaziyatda ijobiy holatni ko'ra bilish. Har qanday vaziyatda tanqid ko'rish shaytonning ishi. Har qanday ijobiy vaziyatdan tanqid topish islom dushmanlarining adashgan toifalarning shaytonning maslagi. Tarixda Hazrati Aliga qarshi qurol ko'targanlar ijobiy vaziyatni tanqid nazari bilan qarab Hazrati Alini kofir deyishgan. Shi'alar shi'a bo'lishligi sahobalarni hammasini ijobiy odamlar kofirga chiqarishgan. Qadariylar shunaqangi problema, Mu'tazilalar problemalarni gapirib Mu'tazila bo'lib olgan. Hizbiylarni ham ertalabdan kechgacha muammosi problemalarni gapirish. Bu bilan islom ummati payg'ambarlarning sunnatiga ergashmaydi. Payg'ambarning sunnati har qanday vaziyatda faol, ya'ni faol degani yaxshilikni ko'rish. Yaxshi jihatini ko'rish.
İsa aleyhissalatu vesselam havariler bilen kiti yapsalar bir eşek ölü yatıptı. Sesi çırıp yatıptı. Şimdi havariler bana bunu antenne deydi. Çırıp gitken buna kadar sessiz, buna kadar çırıgenlerse görmegenmiz degen de İsa aleyhissalam bunu çiğini aklıgını karayınlar, cüde çırıylığı kendi geller. Uşa çırıgen narsanın içi de abbaq çiğini görebilgen peygamber bu. Biz Müslümanlar, biraderler. Bana şu ders olsun hammamızga, omonat gap bu. Vaziyetten icabi narsanı körseniz Resulullah'ın sünneti bilen sünnetlenimsiz mübarek olsun. Her kanday vaziyette tankıt kola olursanız, her kanday vaziyette yaman narsanı kola olursanız tavba kılın. Kalbinizge dağ çüktü. Her narsada közünüzden hıra korsat yetti. Uşa dağ. Şeytani vasvas ol. Problemeler bizni gapirish bilen onu yeçimge abarmaydı. Doğru gapiradigan orda bar. Gapirsek 100% yeçimge imkan bulsa cim turgan adam sakav şeytan. Gapirish gerek onu. Lekin gapirsangiz probleme yana oshib ketadigan bo'lsa gapirish kerak emas. Dalil sahobalarning ishi. Hajjoj zolim 300 dan oshiq sahobani qatl qilgan. Hajjoj tarixda zolim nomi bilan ma'lum. 100 mingga yaqin odam o'ldirgan. Ka'bay muazzamani manjaraq bilan urib buzgan. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'sha payg'ambarimizning orzulari bilan xatimni bitirib Kabe'nin eşiğini paske kıp koyuyken de Haccac gelip buzup kaytattan yana buz halıya keltirip koyuyor. Çünkü sahabeler oranı keyen de indişmeyken. İndemakçı bugün adamlarına kime bu işini deyişken. Faydası yok deyişken. Kıla vuruşken, çıka vuruşken, tankıt kıla vuru geldiler, akıbeti de İslam ümmeti zarar. Kıla vuruyken, kıla vuruyken. Ki ne mi bugün? Ulamalar mecbur bugün akide matillerini yazışını. Akide matilleri içinde en meşhuru Tahavi'nin akide matilleri. Tahavi'nin akide matilleri de aynen mana şu. Tarihte İslam ümmetine zarar vergen faaliyetlerini tanqid qilish to'xtatilgan. Nima deganlar? Tahavi'nin matni turibdi. La naral khuruca ala a'immatina va vulatu umurina injaru deganlar. Va injaru. La naral khuruca ala a'immatina. İmamlarımızga karşı çıkışlıkını caiz de bilmeyimiz. Ve vulatu umurine iş başılarga. İş başılar dünya masalalardı. Dünyavi işlerini anakasını vulatu umur diyebdi bu matında. İmmeler bu, bunlar hem din masalalardaki imamlarımız. Bularga karşı çıkışlıkını caiz de bilmeyimiz. Ve in caru degen matın. Tahavide durdu. Cavur kılsalar ham. Nima uchun desa? Çünkü sistemalik cemiyat itaat bilan bo'ladi. Sistemalik cemiyat bo'lmasa parokanda bo'ladi, hamma bir-birini o'ldiradi. Hozir uyingizda xotirjam o'tirganingiz sababi nima bilasizmi? O'g'rilar qo'rqmasdan uyingizga kirib sizni talon-taroj qila olmasligining sababi o'sha ularga qarshi jazo borligi. Xavfsizlik ishlayotganligi. İçki işler işleyipkenliği bu rahmet manası da cüde katta manfaatı var İslam ümmetine. Var sisteme tizim işleyipti. Bu tizimden faydalanış gerek. Bunu tenkıt kıla vurgen adamlar diyen eğitim siz. Mesela savar birin. Hop oradaki başkanıma taklif kıla senden yok. İslam bilen yaşaş gerek deydi. Kulge Kur'an birin. İbni Kesir'i okuyayım deyip gördüler. Amrını mazikle okuyaptı. Misol uchun. To'g'ri, masalan, mana mukammalman, hamma narsani men o'qib tashlayman degan gap kelib chiqmaydi bundan. Doim shuni narsa yaxshi bilinglar. Masalan, bir odam xato qildi desa, men to'g'ri qildim degani emas. U xato qilib, orqasidagi da'vosiga loyiq emasligini bilish uchun ko'rsatdim, xolos. Da'vosiga loyiq emas shu odamlar. O'zi hech kim emas. O'zi islom ummati uchun bir chaqalik foydasi yo'q odamlar. Lekin da'vosi islom ummatining odamlari undoq amirleri kafir, uları saray millesi, burası murtad değiştik ki cüret kıyattı bunlar. Doğru mu? Şunun için cemiyetini bir adamlar. Öz dairemizdeki mesuliyet bilen ıslaklamız. Başka yolu yok. Kadırlar yetiştirişimiz gerek. Etrafımızda her daim sağlam dünya karışlık. Radikal karıştan beri bugün, pak bugün, gelecek milletini oylaydıgan cemiyet teşkil kılışımız gerek.
keyin o'zi jamiyat isloq bo'ladi. Chunki jamiyatning islohi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi ostida. وانتشت روحي